Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 16. gününe başlıyoruz. 16. bölümde ne yapacağız? 2. bölümün 1. testinin çözümünü yapacağız. Toplamda 10 sayfamız var. 4, 3, 3 diye parçaladım. Yani ilk videomuzda ilk 4 sayfayı çözeceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası test 1 sayfa numarası 108 ile başlıyor. Yani 108, 109, 110 ve 111'i çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Birinci soruda kosinüsle sinüsün farkı sinüsle ile kosinüsün toplamı verilmiş. Böyle toplamları verince bir şey yapamıyorsak ne yapıyorduk? Her iki tarafın karesini alıyorduk. Alalım bakalım her iki tarafın karesini. O zaman kos kare a a eksi 2 kosinüs a çarpı sinüs b artı sin kare b eşittir 36 bölü 25 yapar. Sonra alt tarafında karesini alalım bakalım. Alt tarafında karesini alırsam sin kare a a artı 2 sinüs a çarpı kosinüs b artı kos kare b yapar. Eşittir. Ne yapıyor bu? 28 bölü 25 yapıyor. 28 bölü 25 yapar. E ben bunları taraf tarafa toplarsam ne geliyor? Bakın taraf tarafa topladığım zaman kos kare artı sin kare 1 geldi. Sin kare artı kos kare b o da 1 geldi. Toplam 2 mi yaptı? Evet. 2 artı şimdi 2 sin kos eksi 2 kos sin var burada. O zaman 2 parantezini alırsam sinüs a çarpı kosinüs b eksi kosinüs a çarpı sinüs b yapar burası. Eşittir şu ikisini topladığım zaman 64 bölü 25 yapar. E denklem ben 2'ye bölersem 1 yaptı 1 yaptı 2'ye böldüm 32 yaptı. 1'i öbür tarafa attım o zaman sinüs a çarpı kosinüs b eksi kosinüs a çarpı sinüs b yaptı burası eşittir. 32 bölü 25 eksi 1 Şimdi biri öbür tarafa attığı zaman şu biri öbür tarafa atalım. Eksi 1 yaptı. 32 bölü 25 eksi 1 7 bölü 25 yapar. 7 bölü 25. Arkadaş bu sin cos eksi sin cos şeklinde sin a eksi b'nin açılımı değil midir bu? Evet. Sinüs a eksi b'nin açılımı 7 bölü 25 yapar. O zaman dik üçgeni çizelim. A eksi b dik üçgen çizdim. Açısı a eksi b iken sinüs 7 bölü 25'miş. O zaman burası kaç yaptı? 24 yaptı. E benden nesi? Kotanjant B x A isteniyor. Ben kotanjant A eksi B'yi bulabilirim. Kotanjant A eksi B 24 bölü 7 değil midir? Aynen. E hocam benden tam tersi kotanjant B eksi A isteniyor. E kotanjant B eksi A da neye eşittir? Eksi 24 bölü 7'ye eşittir. Çünkü kotanjant eksi alfa kot eksi kotanjant alfaya eşittir arkadaşlar. O yüzden cevap balık kesir yapar. Geldik ikiye. Aşağıda yarı çapı 30 santimetre olan, evet yarı çapı 30 santimetre şöyle. Dairesel bir hedefe sırasıyla ateş eden Eyüp ilk atışı A noktasından ikinci atışında hedefin orta noktası olan O noktasına atmıştır. Eyvallah. B noktasıyla hedef direği arasındaki uzaklık hop şuradaki uzaktan bahsediyor 2 metre. Ama şurayı santimetre vermişti ya santimetreye çevirdim hemen 200 yaptım. Sonra B noktasının zemini olan uzaklığı 100 santimetre 1 metre olmuş. Hedefin merkezinin buraya olan uzaklığı 150 santimetre verilmiş. E burası 100 ya. Buraya kaç kaldı o zaman? 50 kaldı. Benden tanjant abo isteniyor. Yani şuradaki alfa isteniyor arkadaşlar benden. Ne yapabilirim? Ya şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya x açısı deyip şuraya y açısı deyip x eksi y alfa eşit diyebilirsiniz. Sonra tanjant x eksi y'nin açılımından gidebilirsiniz. Ya da ben ne yapıyorum? Şuraya alfa ya buraya da bir beta dedim. Alfa artı beta belli zaten. Genelde şekil sorularında alfa artı beta yapıyorduk. O zaman tanjant alfa artı beta'nın açılımını yazalım. Tanjant alfa artı beta'nın açılımı nedir? tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betaya eşit oluyor. Tanjant alfa artı beta belli mi belli? 80 bölü 200. Arkadaş 80 bölü 200 neye eşit? 4'e bölsen 2 4'e bölsen 5. 2 bölü 5 yaptı. Burası 2 bölü 5 eşittir. Tanjant alfayı bilmiyorum. Şunun yerine a yazayım. Tanjant beta'yı biliyor muyum? Biliyorum. 50 bölü 200 yani 1 bölü 4. Yani a çarpı A artı 1 bölü 4 bölü 1 eksi A bölü 4 mi yapıyor çarpımları? Evet. Şimdi burada çözeceğiz kardeşim. İşler işler yapalım. Şunu 5 ile çarptığın zaman 5A artı 5 bölü 4 eşittir. 2 ile burayı çarpıyorum. 2 eksi 2A bölü 4'ten A bölü 2 geldi. Bunu attık öbür tarafa. 5A artı A bölü 2 eşittir. 2 eksi 5 bölü 4'e eşit olur. E buradan ne geliyor? 7A 2 kere 5 10 11 a bölü 2 eşittir 4 kere 2 8 8 eksi 5'ten de 3 geldi 3 bölü 4 yaptı şunlar şunlar sadeleşti 2 yaptı a'yı yalnız bırakacağım 11 bölü olarak geçecek a da buradan 3 bölü 22 yapar e, bizim a dediğimiz neydi zaten hocam a dediğimiz tanjant alfaydı değil mi tanjant alfayı da böylelikle 3 bölü 22 olarak bulduk Evet soruda dediğim gibi işte şuraya bir x deyip şuraya da bir y deyip alfaya x eksi y deyip de oradan da işlem yapabilirsiniz. Fark etmiyor. İstediğiniz şekilde mutlaka çıkıyor arkadaşlar. Genelde şekil sorularında böyle tanjant A artı B'nin açılımı ya da tanjant A eksi B'nin açılımını dalmak süper oluyordu. Evet. ikinci soru. Böylelikle C an çıktı. Geldik 3'e. Şimdi 15, 65, 25, 15 var. O zaman 65 çevir. Burayı ne yapalım hocam? 25 yapalım. O zaman burası kosinüs 25 mi oldu? Evet. Kos kos eksi sinsin. Kosinüs A artı B'nin açılımı değil midir? Evet. Kosinüs 15 artı 25 yani kosinüs 40 yapar burası bölü sin sin eksi bak 50 80 40 80 var. Ya kardeşim o 40 ya şunu bir 40 yapsam. Burası da kos mu oldu? Evet. Sin kos. Aslında sin kos eksi sin kos şeklinde oldu. Kos de sin kos eksi sin kosu biliyoruz. Aslında başta sinüs 80 çarpı kosinüs 40 şeklinde mi oluyor? Başa sinüs yazacak olursak sin kos eksi sin kos şeklinde düzel diyorum ya. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Kosinüs 40 oldu. Evet. Sin kos eksi sin kos. Sinüs a eksi b'nin açılımıdır. Niye? 80 eksi 40 mı 40 eksi 80 olduğunu belirlemek için. O zaman burası sinüs a eksi b'nin açılımıdır. Yani sinüs 40'ın açılımı oldu burası. Tamam ben bunu buldum. A'yı ne buldum arkadaşlar? Cos 40 bölü sin 40 buldum. Benden bu isteniyor. A burada 1 eksi tanjant 5 bölü 1 artı tanjant 5 var. Aslında burada tan eksi tan bölü 1 artı tan tanı hatırlatıyor. Ya şu tanjant 45 değil midir 1? Evet. E evet, tan eksi tan bölü 1 artı tan tan oluyor mu? Evet bu çarpı 1 ya. Bu da tanjant 45 ya. Yani tan eksi tan bölü 1 artı tan tan şeklinde dönüştü. Tanjant 45 eksi 5'in açılımıdır. Bu kalıp olarak vermiştik ama bu şekilde bulunduğunu da öğretmiştik size zaten. Bu da tanjant 45 eksi 5'in yani tanjant 40'ın açılımıdır. E tanjant 40 sinüs 40 bölü kosinüs 40 olduğundan ben kos bölü sin'in a olduğunu biliyorum. Sin bölü 40 isteniyor bizden. O da 1 bölü a yapmaz mı arkadaşım? Evet. Yani cevap böyle. C'an yaptı. 3. soruda geldik. 4'e. Aşağıda yarı çapı 12. Merkez var teğet var. Hemen çektik. Büyük ihtimalle ben bunu kullanacağım. Dur bakalım. Belki de kullanmam. Ya burası da 12 mi? 12. Dur şunu çizmeyeyim bakalım. Şu yarı çapı 12. Burası da 12. Ee, sekant ADE açısı isteniyor. ADE. Burada kaçın? Sekant değeri isteniyor arkadaşlarım benden. Şimdi burası alfayken. Şimdi bu e, dairesel ayna ve dikdörtgen verilmiş. Burası 8 verilmiş. Aa hocam şu teğet noktası değil mi? Evet. Değil mi? A, B, T, T noktaları. A, B, T. E merkez T'ye 90. E burası da 90. Şu T de T ise T, T birbirine eşit mi? Evet. Yani burası kaç oldu? 8 oldu. Sonra, 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 sonra. E hocam burası 24 ise burası da nedir? 24'tür. Ben buraya A dersem A artı 8 burası. A artı 8 burası. Bak T, T birbirine eşit. A artı 8 de burası oldu. Vay şuraya bak. A artı 16 burası. Hocam A artı 16'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 24'ün karesi deyip işlem 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 yapabiliriz. 24 varsa büyük ihtimal 7, 24 25 üçgeni değil midir? Evet. Bakalım deneyeceğiz. 24 varsa 7, 24, 25 mi? Hocam 7 koyarsam 7, 24 25 olmuyor. Başka 24 ne olabilir? 12'nin iki katı ya. 5, 12, 13 üçgeni de olabilir. Yani burası 5'in iki katı. Burası 12'nin iki katı. Burası da 13'ün iki katı mı diye bakacağım. 13'ün 2 katı mı diye bakacağım. Yani A yerine 10 yazarsam evet. Burası 26 yazıyor. 10, 24, 26. Sağlandı mı? Sağlandı. Yani ben A'yı buradan ne buluyormuşum arkadaşlar işlem yapsam da? 10 buluyormuşum. Peki bulduk. Her şey çıktı. Benden bu orada kaçı şey isteniyor? Burası alfa, burası betaysa, beta ise. Beta 90 burası da alfa yapar. Yani benden sekant alfa isteniyor ya. Sekant alfa dediğimiz 1 bölü kosinüs alfadır. O da 1 bölü kosinüs alfa dediğimizde bu siyah üçgende komşu bölü bu. Yani 10 bölü 26 yapar. Ters çarptığımızda 13 bölü 5. Bir de sadeleştirme yaparsak cevap böylelikle edire çıkar. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Payı da eşitleyeceğiz değil mi gençler? Haydi eşitleyelim bakalım. Hocam ben bunu sinüs 2b ile çarparım. Bunu da kosinüs 2b ile çarpalım. Çarptığım zaman ne geliyor kardeşim? Hocam burası kosinüs 3a çarpı sinüs 2b. Ondan sonra artı Sinüs 3A çarpı kosinüs 2B yaptı. Kosinüs 2B yaptı. Bölü sinüs 2B çarpı kosinüs 2B mi yaptı? Evet. Hmm. eşittir 2'ymiş. Hocam sin artı sin Sinüs A artı B'nin açılımı değil midir bu? Evet. Yani sinüs 2B artı 3A'nın açılımıdır bu. E ee, sonra ne yapacağız? A bölü B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye soruluyor. Tamam. Aşağısı da arkadaşlar. Şunu da öbür tarafa atınca ne oluyor? 2 çarpı sinüs 2B çarpı kosinüs 2B oldu. Aa sin geldi. 2 sin Bu sinüs şeyin açılımı değil midir? O zaman sinüs 2B artı 3A. Bu yarım açı formülünün açılımı. Yani sinüs 4 bye eşit olacaktır. Sinüs 4B'nin açılımı 2 sinüs 2B çarpı kosinüs 2B ya oradan. A sinüslü bir ifade buna eşit verilmiş. O zaman ya bunlar buna eşittir ya da 180'le tamamlanmışına eşittir. Ama olabilir diye soruyor ya. Önce şunu eşitleyelim o zaman. 2B artı 3A eşittir 4B gelebilir. Ya da ya da var ya da sınav bakarız biraz sonra. O zaman buradan ne geldi? 3A eşittir 2B gelir. Benden ne isteniyor? A bölü B isteniyor. B'yi buraya attım. A bölü B eşittir 2 bölü 3 mi oldu? Evet. A bölü B 2 bölü 3 olabilir ya da daha farklısı da olabilir tabii ki. Yalnız şıklarda bulduğumuz için cevap böylelikle Balıkesir yaptı. Geldik şuraya. Yarıçap 1 kilometre olan dairesel bir pist üzerinde koşu yapan Hüseyin'in görseli verilmiştir. Hüseyin A noktasından başlayarak 1700 koşmuş. 1700 derece. Esas ölçüsünü bulalım. 1700 hemen ne yapıyoruz gençler? 360'a bölüyoruz. 5 defa var mı? 1800 yapıyor. 4 defa 1440 yapıyor. O zaman 0, 6, 7'den 4, 6'dan 4 çıktı. 260, 260 derece koşacak arkadaşlar. 260 derece koşması demek. Şimdi bu yönlü 260 derece koşması demek. Bu yönlü 100 derece koşması demek değil midir? Evet. Yani bizim eleman 100 derece koşacak arkadaşlar. Şöyle bu yönlü hop şuraya gelecek. Yani buraya geldi. 90 burası 10 burası olacak. Tam buraya geldim bizim eleman geldi. Şimdi benden ne isteniyor arkadaşım? A ile B noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Şimdi A noktası burası B noktası burası hop bizden şuradaki uzunluk isteniliyor gençler. Şimdi Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Aa, B noktası olmaktadır. E tamam ben burada uzunluğu bulacağım arkadaşlar. Şurası 1 kilometre. Burası da 1 kilometre. O zaman burada kosinüs teoremi yapmayacak mıyım? Çünkü bak burası kaç derece geldi? Şöyle 100 derece geldi. O zaman kosinüs teoremini yapalım. Hadi bakalım. Şimdi burada ya x dedik. Hocam x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. Kosinüs 100'e eşit olacak? Evet. Ya da ya da ya da kosinüs teoreminden gelmiyor. Bak gıcık bir şey gelecek. Dur. Güzel bir şey atmaya geldi. Hocam x kenar değil mi bu? Aynen öyle. E, x kenar gördüğümüz zaman ne yaparız? Hocam tabana ait yükseklik çizeriz. Hop şuradan tabana ait yükseklik çizdik. Taban iki parçaya bölecek. Bizden de zaten şuradaki uzunluk isteniyor. Bak şimdi. Ee, şurası kaç derece? 50. Burası kaç derece? Şurası da 40 derece. Burası da 50 derece. 50 derece diye böler mi? X kenarda açı ortaya olduğundan. Evet. Şimdi dikkat et. Bir dik üçgende hipotenüs 1 ise şu mesela 40 dereceye göre mi bakayım 50 derece göre mi bakayım. Cevap da 50 derece var ya o yüzden 50 dereceye göre bakayım. Şuradaki üçgende bak 50 derece var ve burası 1 ise 50'nin karşısı sinüs olmuyor muydu? O zaman burası sinüs 50 olur. E o zaman burası da sinüs 50 olur. Toplamda burası 2 sinüs 50 mi yapar o zaman? Evet cevap balı kesir olur arkadaşlar. Tamam Ha 40'a göre yapacak olursak olsaydı hocam burası kosinüs 40 olacaktı. Kosinüs 40 da zaten sinüs 50'ye eşit olacaktı. Ben direkt cevaba yönelik gittim burada. Cevap aralarında 50 var ya ondan dolayı böyle yaptım. Ha kosinüs teorem falan yapmamıza gerek kalmadı. Ha kosinüs teoreminden bunu böyle yazıp da ondan sonra yarım açı formülünden de gidebilirdik ama gerek yok. Tabana ait yükseklik direk olayı bitirdi kardeşim. Benden bu değer isteniyordu. Cevap da çıktı. Çok güzel bir şekilde çıktı. Güzel bir şekilde buldum ya. Uzatıyorum da uzatıyorum <laughs> konuşmaya. Evet. Gerçekten güzel bir çözüm oldu. Altıncı soru. Balık kesir oldu. Geldik. Yediye. O Köküç gördük. Köküç gördüğümüz yere tanjant 60 yazabilirdik. Ya da Hani kök 3 bölü 2 yapıp şunu 2'ye böl 2'ye böl bir de 2 ile çarp yapıp hani kök 3 bölü 2 dik üçgen çizmeli de yapabilirdik. Ben direkt kök 3 yerine tanjant 60 yazıyorum. Yani sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazıyorum kardeşim. Çarpı sinüs 20 var burada artı kosinüs 20'si de burada var. Bölü aşağıda da sinüs 60 bölü kosinüs 60 tanjant 60 yazıyorum. Çarpı kosinüs 10 eksi sinüs 10 yaptı burası. Bak sin sin bölü kos. Şimdi Burada bununla bunun çarpımı diyecek olursam yukarısı sin 60 çarpı cos 60 sin 60 çarpı kos sin 60 çarpı e, sin 20 var pardon sin 60 çarpı sin 20 var artı e, cos cos var kos 60 çarpı cos 20 var bir de bölü nesi var arkadaşlar kosinüs 60 var bölü hocam bu da sin 60 çarpı cos 10 var burada e, ee, da şu çarpıyorum eksilisi olacak o zaman. Kos 60 çarpı sin 10 var. Bir de bölü kosinüs 60'ı var. Kosinüs 60'lar gitti mi gitti. Bak yukarıya bak. Sin sin artı kos kos ya da kos kos artı sin sin. Kosinüs a b'nin açılımı değil midir? Evet. Kosinüs 60 eksi 20'nin açılımıdır burası. Yani kosinüs 40'ın açılımıdır. Bölü aşağısı. Hocam sin kos. Sin kos. Sin kos eksi sin kos şeklinde. Sin başta 60 ya. O zaman sinüs a b'nin açılımıdır. Bu da bu da sinüs 50'ye eşittir? Evet. Hocam sinüs 50 zaten kosinüs 40 e eşittir. Kosinüs 40 bölü kosinüs 40 yaptı burası da. E, şunlar şunlar sadeleşti. Ne yaptı? 1 yaptı. Cevap böylelikle 1 oldu. Yani 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Aşağıda zemine dik durumda olan bayrak direği ve bu direğin düşmemesi için mont edilen bir çelik alat verilmiş şöyle. Bir süre sonra çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle direkt sağ tarafa doğru alfa derece etmiş. ha. Hocam sağ tarafa doğru alfa derece yapmışım Burası mı alfa? Eee. Niye? Hocam direk eskiden böyle değil miydi? Evet. Alfa derece böyle yattı. Bak direğin eskiden böyleydi. Alfa derece yatması demek burası demek değil midir? Evet. Tamam burası alfa. Eyvallah. O zaman burası ne yapacak? 90 eksi alfa mı yapacak? Aynen zemine dikti. Şimdi kotanjant hc üsu a verilmiş. Yani ben şuraya bir a aç dersem. E, tamam aç diyeyim. Sonra H A C üstü de verilmiş. H A C üstü de burası da B açısı da verilmiş. A 90 eksi alfa neye eşit oldu arkadaşlar? 90 eksi alfa A artı B'ye eşit oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Kotanjant alfa isteniyor. Arkadaş kotanjant alfa dediğim kotanjant alfa dediğim tanjant 90 eksi alfaya eşit değil midir? Birbirini 90'a tamamlayalım. Evet 90 eksi alfa da A artı B'ye eşit değil mi? Evet tanjant A artı B soruluyor yani bana. Tanjant A artı B'de nedir? Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'ye eşittir. Hızlı yazayım derken çirkin yazıyorum kusura bakmayın. Evet kotanjant A 5 bölü 2 ise tanjant A kaç yapar? 2 bölü 5 yapar. Tersi. E, ee, kosinüs verilmiş. Hemen dik üçgen çizelim. Kosinüs B 3 bölü 5 verilmiş. 3, 4, 5 üçgeninden 4. Tanjant B de belli oldu mu? Belli oldu. Hadi yerine yazalım bakalım. Buradan neye eşit oluyor arkadaşlar bu? Tanjant A belli mi? Belli. 2 bölü 5 artı sonra tanjant B'ye belli mi belli. 4 bölü 3 bölü 1 eksi çarpımları 8 bölü 15 yapar. Hocam şunu kaçla? 3 ile genişletelim. Bunu da 5 ile genişletelim. 3 kere 2 6 artı 20. 26 bölü 15 yapar burası. Bölü e, aşağısı da 7 bölü 15 yapar. E bölü 15'ler nanay mı nanay? Cevap kaç yaptı? 26 bölü 7 yaptı. Evet güzel bir soruydu. Cevap balık esir yaptı. Dikkatli olmanız gereken hop alfa derece döndüyse alfa ise burası. Burası da 90 x alfa yapıyor. Dikkat dikkat dikkat. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 9'a. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz kardeşim. Eşitle. Bunu ben kosinüs x ile çarpalım. Bunu da ben sinüs x ile çarpalım. O zaman burası ne yaptı? Sinüs 5x çarpı kosinüs x eksi e, sinüs x çarpı kosinüs 5x yaptı. Bölü aşağısı sinüs x çarpı kosinüs x yaptı. Eşittir kaçmış? 1'miş. Şimdi yukarısına attı. Sin kos eksi sin kos. Sinüs a eksi b'nin açılımıdır. Sinüs başlangıcı 5x olduğu için 5x eksi x. Yani sinüs 4x bölü a aşağısı sin kos. Arkadaşlar Sinüsle ile kosinüsün açılımı neydi çarpımları? Ya sinüs 2x'in açılımı 2 sinüs x kosinüs x'ti ya. E sinüs x çarpı kosinüs x'te sinüs 2x bölü 2'ye eşit değil miydi? Evet. Şu da 1'e eşitmiş. E ben burada açılım yapabilirim. Bu bak yarım açı var burada. 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x bölü sinüs 2x bölü 2 eşittir 1'miş. E buradan şunlar şunlar gitti. E, şu çarpı çarpı 2 oldu burası. Bölü 2 oldu. O zaman kosinüs 2x ne eşit oldu arkadaşlar? Şimdi şöyle yaptığımız zaman şu 1 bölü 2 oluyor. 1 bölü 4 yapıyor. Pardon. Ters çevir çarptığımız zaman 4 kosinüs 2x 1'e eşitse kosinüs 2x de ne eşit olduğu zaman 1 bölü 4'e eşit oldu. Arkadaş kosinüs 2x 1 bölü 4 yalnız. Dikkat. 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 Şimdi bizden ne isteniyor? Sinüs x değeri isteniyor. Tamam. Ben şimdi dik üçgen çizeyim. Arkadaş. Yarı açı formüllerinden de yapabilirim bu arada bunu. Ama kosinüs 2x belli mi? Belli. Kaç? 1 bölü 4. Hocam 1 bölü 4. Hmm. Pisagor bağıntısından burası maalesef e, pardon şurası 1 bölü 4 olacak. 16 kök 15 yapıyor burası. Şöyle X, x diye parçalasam bazen daha kolay çıkıyor diyeceğim ama 4'e 1 4 k'ya 1 k kök 15 tam sayılar olsaydı evet daha kolay çıkabilirdi yarım açıdan yapmak daha aslında dik üçgenle yapmak daha kolay bir şekilde olabiliyordu A bu şekilde maalesef yapamıyoruz o yüzden ne yapıyoruz yarım açı formüllerini kullanıyoruz kosinüs 2 x 1 bölü 4 verilmiş evet kosinüs 2 x'in açılımı neydi arkadaşlar bizden ne isteniyor sinüs x isteniyor o zaman sinüsle açılımı 1 2 sin kare x değil midir aynen Kosinüs 2x 1 bölü 4'tü. Eşittir. 1 eksi 2 sin kare x olduğundan. Bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. 2 sin kare x eşittir. 1 eksi 1 bölü 4 yapar. Yani 3 bölü 4 yapar. O zaman sin kare x de neye eşit olur? Bölü 2 yapınca 3 bölü 8 yapar. E sinüs x de neye eşit olacaktır? Hocam kök 3 bölü kök 8. Kök 8 dediğimiz nedir? 2 kök 2'dir. Kök 2 ile çarparsam kök 6 bölü 4 yapar. Evet cevabımız böylelikle kök 6 bölü 4 oldu. Örnek 9'da. Geldik 10. soruya. Ee, 12 verilmiş 13 verilmiş. Bak hiç toplamları güzel bir şey yapıyor mu? Oo toplamları güzel bir şey yapıyor. Bak toplamları 45 yapıyor. Süper. Toplamları 45 yapıyorsa o zaman 45'i düşünebilirim. Ne yapardım böyle toplamları bir şey yapmasaydı hemen 90'a tamamlayanlarına bakardım. Mesela bunun 90'a tamamlayanı 67 yapıyor. 67 ile 12 arasında bir sıkıntı yok. Ee, bir sıkıntı var daha doğrusu. Herhangi bir katı falan filan yok. Biz zaten ya böyle toplamlarına bakarız ya da farklarına bakarız. Ya da 90'a tamamlayanlarına ya 180'e tamamlayanlarına bakarız. Böyle 90'a ve 180'e tamamlayanlarında birbirinin iki katı falan filan oluyorsa yarım açı kullanırız. A burada direkt toplamları verilmiş. O zaman ben tanjant 45 şeklinde düşünebilirim. Tanjant 45'i tanjant 12 artı 33 şeklinde yazabilirim. Bu da tanjant 12 artı tanjant 33 bölü 1 eksi tanjant 12 çarpı tanjant 33 şeklinde yazılabilir. Tanjant 45 buna eşitmiş. Tanjant 45 dediğimiz 1. Tanjant 12 belli mi? Belli. X artı tanjant 33 belli mi? Benden kotanjant 33 isteniliyor. Tamam. Şuraya A diyeyim isterseniz. Tamam. X artı A bölü 1 eksi çarpımları AX oldu. Ben neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar? A'yı bulmaya çalışacağım. Yani tanjant 33'ü bulmaya çalışacağım. Buradan işler işler yapınca 1 eksi a x eşittir x artı a oldu. A'ları yan yana getireyim. 1 eksi x eşittir a artı a x olur. A parantezini alırsam 1 eksi x eşittir a parantezine 1 artı x yapar. O zaman 1 eksi x bölü 1 artı x eşittir a yapar. Ama bu a dediğim nedir? Tanjant 33. Benden ne isteniyor? Kotanjant 33 isteniyor. Tanjant bunu eşitse kotanjant da tersine eşitliği midir? Evet. Yani 1 artı x bölü 1 eksi x'e eşit olur arkadaşlar. O zaman cevabımız böylelikle Edremit oldu. Güzel bir soruydu. 10. soruda Edremit oldu. Geldik 11'e. Ne yapacağız? Açacağız kardeşim. Bir de şu aralığında şu olmasına dikkat edeceksin bak şimdi. Şimdi kök içinde 2 sinüs x a eksi. Hocam bu sinüs 2 x'in açılımı 2 sinüs x çarpı kosinüs x oldu mu? Oldu. Bölü. Hocam şunu da açalım. 2 sinüs x ek artı. 2 sinüs x kosinüs x oldu. Şimdi eşittir karekök içerisinde. 2 sinüs x parantezini alırsam 2 sinüs x parantezini aldığımda 1 eksi kosinüs x geldi buradan. Aşağısı da ne yaptı arkadaşlar? 2 sinüs x parantezine aldığımda arkadaş ne geliyor buradan? 1 artı kosinüs x geldi mi? Geldi. Hocam bunlar gitti gitti. Yani benden karekök içerisinde 1 eksi kosinüs x bölü 1 artı kosinüs x isteniyor. Şimdi dikkat. Dikkat. Hocam bir yerine ben sin kare artı kos kare yazabilirim. Evet eğer burada sin kos olmuş olsaydı böyle 2 sin kos olmuş olsaydı o zaman sin artı bir açılımını yapabilirdim. E ne yapacağım? Biri yok etmem lazım. Bir nerede yok ediliyordu? Yarım açı formüllerinde yok ediliyordu. O zaman kosinüs x'i kosinüs x bölü 2 ile açacağım. Hangisini? 1 eksilisini mi? Hani 1 eksi 2 sin kareli diye mi açacağım? 2 e, cos kare eksi 1 şeklinde mi açacağım? Şimdi bunun başında eksi var ya. O yüzden ben bunu nasıl açarsam birler kaybolur. Bunun yerine ben arkadaş birli yazarsam artı birli yazarsam 1 bir eksi 2 sin kareli yazarsam x bölü 2 yazarsam şu eksiyi dağıttığım zaman eksiler gidiyor bakın. Eksi 1 artı 1 gidiyor. O zaman şu eksiyi dağıttığımda ne geldi? Yazayım. 1 eksi 1 artı 2 sin kare x bölü 2 gelir. Hocam bunun yerine de eksi 1'li olan yani 2 cos kare x bölü 2 eksi 1'liği yazacak olursam bölü. 1 artı 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 geldi. Süper. Şunlar gitti. Bunlar gitti. O, o zaman bölü 2'ler de sadeleşti. Kare içerisinde sin kare x bölü 2 bölü cos kare x bölü 2 geldi mi? Geldi. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Ben burada şunu yapacağım. Hocam ee, bu tan kare yapmadı mı? Evet. Kare içerisinde tan kare x bölü 2 yaptı. Bu da tanjant x bölü 2 diye çıkar mı? Çıkar. Cevap bu. Ama hocam aralık birinci bölge ikinci bölge ama x bölü 2'nin aralığına bakacaksın. Sen x bölü 2 sıfır küçüktür. x bölü 2 o da küçüktür pi bölü 2. X bölü 2 birinci bölgeye düşüyor. Birinci bölgeye düştüydüler. Bu mutlak değer X bölü 2 geldi ya tanjant X bölü 2 geldi ya. O da birinci bölgede olduğu için artıdır. Cevap artı tanjant X bölü 2 geldi. 11. soru Denizli. Yani bu soru güzel bir soru. ÖSYM daha öncesinde sanırım buna benzer bir soru sormuştu. Lütfen buna da dikkat edin. Yine sormaya aday sorulardan biri. Evet 11. soru Denizli oldu. Geldik 12'ye. Şimdi BC ve AC'nin kareleri toplamları verilmiş. Tamam. 4 bölü 3 verilmiş sinüs 2x değeri nedir diye soruluyor. Arkadaş burası 1, burası 1, burası da 1 değil mi? Evet. Şimdi, 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 şimdi. Sinüs 2x değeri isteniyor. Arkadaş şurası 90 eksi x değil midir? Evet. E ben burada şunu yapabilirim arkadaşlar. E burada şu a bu b diyecek olursak a kare artı b kareyi 4 bölü 3 mü vermiş? Evet. A kare dediğimiz olay kosinüs teoreminden gelmiyor mu? 1'in karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs x yapar. B kare dediğimiz olayda 1 karesi artı 1 karesi bak şurada da 1 karesi 1 bir karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs 90 eksi x değil midir arkadaşlar? Evet. E zaten bak a kare artı b kare verilmiş o zaman taraf tarafa toplayalım. A kare artı b kare yani şurası a kare artı b kareyi zaten adam bize 4 bölü 3 vermiş. O zaman burası 4 bölü 3 eşittir. Şunları topladığımız zaman ne geldi kardeşim? Hocam 1 1 2 burası, 2 2 4 yaptı burası. Ee, burada da topladığımız zaman hocam şurası da aslında eksi -2 kosinüs x yapar. Bir de artı şu kosinüs -2 kosinüs 90 x ne yapar arkadaşlar? sinüs x'e eşittir. Eksi -2 sinüs x'e eşit olur burası. Evet. Şimdi bunları buraya atalım. Hatta denkle 2'ye bölelim önce. 2'ye böl 2, iki, 2'ye böl 2, iki, 2'ye böl 2'ye böl, böl. Şu öbür tarafa atalım. Sinüs x artı kosinüs x neye eşit olduğu zaman? 2 eksi 2 bölü 3 eşit oldu. 6 4 bölü 3 eşit oldu. Bak elimizde sinüs x artı kosinüs x var. 4 bölü 3 benden sinüs 2 x değeri isteniyor. Her iki tarafın karesini alalım. Hop aldığım zaman her iki tarafın karesini aldığım zaman. Hocam sin kare bak buradan sin kare artı 2 sin kos artı kos kare geliyor. Sin kare artı kos kare 1 değil midir? 1'dir. Artı 2 sin x çarpı kos x geldi. E, bu da eşittir. 16 bölü 9 yaptı. Bak bu sinüs 2x değil midir? Evet sinüs 2x de 16 bölü 9 eksi 1 e eşit oldu. Bu da güzel bir soruyormuş. Bu da 16 eksi 9 7 mi yapıyor? 7 bölü 9 yapar cevap. Evet cevap balık esir oldu. 12. soru da geldik 13'e. A artı B verilmiş. Bir de kotanjant A ile kotanjant B'nin da sinüs pi bölü 6 verilmiş. Yani sinüs 30 verilmiş. Bizden ne isteniyor? Bu değer isteniyor. Bu değer nedir? 1 bölü kosinüs A çarpı 1 bölü kosinüs B. Yani kosinüs A ile kosinüs B'nin çarpımını bul diyor bize. Şimdi şu yukarıda verilen şunu kullanalım bakalım. Kotanjant A dediğimiz nedir? Hocam kosinüs A bölü sinüs A çarpı kotanjant B. Kosinüs B bölü sinüs B diye midir bu? Bu neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Şimdi cos A çarpı kos b isteniyor bizden. Bakalım işler dışlar yapalım mı burada? Yapalım. O zaman ne geliyor buradan? 2 kosinüs a çarpı kosinüs b eşittir. Sinüs a çarpı sinüs b geldi buradan. He. Şimdi benden kosinüs a çarpı kosinüs b isteniyor ya. Burada bir tanesini bırakalım. Çünkü burası 2 tane kosinüs a çarpı kosinüs b ya. E, ee, bunun bir tanesini öbür tarafa atalım. Ya da biz kos kos bir de sinsin var. A kos kos sinsin. Kos kos eksi sinsini biliyoruz. O zaman burada kosinüs A çarpı kosinüs B'nin bir tanesini tuttum. Bunu buraya attım. Eksi sinüs A çarpı sinüs B yaptı burada. Burada da bir tane kosinüs A artı kosinüs B vardı ya öbür tarafa attım. O da eksi kosinüs A çarpı kosinüs B'ye eşit oldu. Evet. Şimdi bu kos kos eksi sinsin Neyin açılımı? Kosinüs A artı B'nin açılımıydı. Kosinüs A artı B. Eksi kosinüs A çarpı kosinüs B'ye eşit oldu. O zaman A artı B'yi de biz pi bölü 3 biliyoruz. Pi bölü 3 dediğimiz kaç? 60. Kosinüs 60 dediğimiz nedir arkadaşım? O da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 eşittir. Eksi kosinüs A çarpı kosinüs B ise kosinüs A çarpı kosinüs B neye eşit oldu? Ya da 1 bölü kosinüsü isteniyor. Bunu buraya bölü. Bunu da buraya atalım. 1 bölü kosinüs a çarpı kosinüs b isteniliyor bizden. O da eksi 2'ye eşit olur. Evet yani cevap Akçay yaptı 13. soruda. Güzel bir soru. Geldik 14'e. Birim çember verilmiş bir de açı verilmiş. Ben şuraya bir alfa yazarsam COD açısına alfa yazarsam BOD 2 alfaymış. Hemen BAO pardon 2 alfa. Şimdi burada birim çember ya yarı çap bir birim bir birim. O benden OB, OD, CD ve AB uzunlukları isteniliyor. Hemen şu kenarları yazalım. Bu iki alfanın karşısı bak hipotenüs 1 olduğu için karşısı sinüs 2 alfadır. Komşusu kosinüs 2 alfadır. Eğer burası 2 olmuş olsaydı karşısı 2 sinüs 2 alfa olacaktı. Tamam Neyse burada alfa burası hipotenüs de 1 olduğu için karşısına ben sinüs alfa yazabilirim. Komşusuna da kosinüs alfa yazabilirim. Şimdi OB, OB uzunluğu sinüs 2 alfa bölü OD uzunluğu OD uzunluğu da kosinüs alfa yaptı çarpı CD uzunluğu. Hocam CD uzunluğuna bakıyorum. CD uzunluğu da sinüs alfa artı bir de AB uzunluğu diyor. AB uzunluğu da kosinüs 2 alfa'yı yazdık burada. Şimdi burada açalım bakalım şunu. Şu 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü kosinüs alfa çarpı sinüs alfa yaptı artı kosinüs 2 alfa'yı da nasıl açacağımı bilmiyorum. Dursun bakalım şimdi. 3 tane açılım var çünkü. Hocam burada kosinüs alfalar gitti. 2 sin kare alfa yaptı bu. Artı kosinüs 2 alfa. ha Kosinüs 2 alfayı şimdi sinüsle açalım. O da 1 eksi 2 sin kare alfa değil midir? Şunlar şunlar gider. Ve cevapta kaç yapar o zaman? 1 yapar. Güzel bir soruydu. Evet gerçekten sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Dikkat edin bu soruya da. Hemen yıldızı koyalım şuraya. Güzel bir soru. 14. soru denizli oldu. Geldik 15'e. Evet. X 2x 4x şeklinde gidiyor. A verilmiş. Arkadaşlar ne yapalım? biz çarpımlar olduğu zaman sin kos şeklinde çarpımı elde etmeye çalışıyoruz ya. O zaman ben burayı kosinüs x ile çarpıp kosinüs x'e böleyim. Yani sen bunu kosinüs x'e çarpıp kosinüs x'e böldüğün zaman hocam yukarısı sin kos. Yani ne yapıyor? Hocam sinüs 2x bölü 2 yapıyor. Bak şurayı hallettik. Ama aşağıda bir de kosinüs x de var. Kosinüs x de var. Tamam. Devam edelim. Sonra şurayı hallettik. Çarpı kosinüs 2x var çarpı kosinüs 4x var. Hocam şu da sinüs 4x bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Hocam sinüs 4x bölü 2'ye eşit. Aşağıda bir de 2 kosinüs x var. E çarpı yukarıda kosinüs 4x'i kaldı. Şimdi bu da arkadaşlar sinüs 8x bölü 2 değil mi? Sinüs 8x bölü 2 aşağıda bir de 2 çarpı 2 çarpı kosinüs x'i de var. Şimdi bir de x eşittir pi bölü 8 verilmişse Arkadaşlar pi bölü 18 verilmişse bizim için önemli olan neydi? Pi bölü 2 değil mi? Yani aslında bu ne demek? 18x eşittir pi demek. Pi'yi bulduk. Bir de 9 xte pi bölü 2 eşit değil mi? Evet. A bu yukarısı bak şurası ne yaptı arkadaşım? Sinüs 8x bölü 4 değil 8 kosinüs x yaptı. 8x'in x Toplam 9x. Yani 8x'in 9x'e tamamlayanı 90'a tamamlayanı değil mi? Evet. Bu aslında nedir arkadaşlar? Kosinüs x'tir. Kosinüs x'ler gitti. Çünkü 8x'in 90'a tamamlayanı x. 90'a tamamlamada fonksiyon isim değiştiriyor. Kosinüs x oldu. Kosinüs x'ler gitti. Bu da 1 bölü 8 yaptı. Yani a'yı biz ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 8 bulduk. Tamam. E a'yı 1 bölü 8 bulduk. A 1 bölü 8 yazalım. Şimdi bir de demiş ki B eşittir 6 çarpı A. 6 çarpı 1 bölü 8. Yani B buradan 3 bölü 4 buldu. oldu? Evet. Şimdi B dediğimiz 3 bölü 4 bulduk. O da kotanjant Y'ye eşitmiş. E o zaman kotanjant Y'ye eşitse dik üçgeni çiz kardeşim. 3 bölü 4, 5, 3, 4, 5 üçgeni. Benden kotanjant 2'ye eşitleniyor kardeşim. Kotanjant 2'ye bir bulmayalım da tanjant 2y'yi bulalım. Çünkü tanjantı bulmak daha mantıklıydı. Tanjant 2'ye niye eşittir? tan, tan artı tan yani 2 tanjant y bölü 1 eksi tanjant y çarpı tanjant y tanjant kare y yapar o da ne yaptı arkadaşım o da ne yaptı 4 bölü 3 mi yaptı evet 2 çarpı 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9 yapar o zaman 8 bölü 3 yukarısı aşağısında e, eksi kaç yapıyor 7 bölü 9 yapar şunlar şunlar sadelesi 3 kalır ters çevirip çarptığımız zaman eksi 24 bölü 7 yapar. Şimdi bu tanjant 2y eksi 24 bölü 7. Tam tersi eksi 7 bölü 24 değil midir arkadaşlar? Kotanjant 2y. Evet. Kotanjant 2y de tam tersidir. Eksi 7 bölü 24'e eşittir. Çünkü tanjant y 1 bölü kotanjant y'ye eşitti. O zaman cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. şekil sorusu. Büyük ihtimal tanjant A artı B'nin açılımını kullanacağız kardeşim. Şimdi aşağıda Alperen'in basket potasını ayağı ile yaptığı atışlar ya kardeşim ayağınla niye buraya atış yapıyorsun? Neyse verilmiştir. Ali Bey uzunluğu 3 verilmiş. BD uzunluğu 1 verilmiş. Tam herhalde potanın iz burası. D noktası. CD yüksekliği kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi CAD açısı. Nerede CAD açısı? CAD açısı. Burası alfa iken burası 3 alfa verilmiş. CBD. CBD. Burası da 3 alfa verilmiş. Hocam burası ne oldu o zaman? 2 alfa. 2 iç açı 1 dış açıdan dolayı. E şimdi arkadaşlar buradan bir şeyler elde edeceğiz. Cd yüksekliği kaçtır diye soruluyor bize. Hmm, hmm, hmm. Ya sinüs teoreminden mi yapsam diye şey yapıyorum böyle. Ee, aslında burada şey de var. Ee, 3 alfa değeri de var ama 3 alfa'ya girmek istemiyorum. Aslında biz e, sinüs 3 alfa'yı ya da tanjant 3 alfayı halledebiliriz. Tanjant 3 alfa nasıl halledilebilir? 2 alfa artı alfa şeklinde halledilebilir. Toplam fark düşünülebilir, o düşünülüp o şekilde yapılabilir. E Başka türlü ben bunu nasıl yapabilirim? Ee, burada burası kare küçüğünde x kare artı 1 yapar. Sinüs diyorum yapsam mı acaba diye düşünüyorum. Hocam 3 bölü sinüs 2 alfa e, kare küçüğünde x kare artı 1 bölü sinüs alfaya eşittir. Sinüs alfa da belli mi? Belli. Ha tamam. O zaman ben buradaki üçgende onu yapacağım. ya tanjant artı bir formülünden yapılacakmış gibi hissettim ama oradan yapılmayacak galiba arkadaşlar. Gerçi yapılabilirdi ya. Şuraya bir y açtı deyip de tanjant 2 alfa artı y'nin açılımından sonuca da çıkılabilir. Ama buradaki düşündüğüm yol da sanki güzel bir yol. Bakalım deneyelim. Denemek istiyorum vallahi kusura bakmayın. 3 bölü sinüs 2 alfa eşittir. E, ee, içerisinde x kare artı 1 bölü sinüs alfa eşittir. Hocam bu sinüs 2 alfa dediğimiz aslında nedir? 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir. Şu sinüs alfalar birbirini götürdü. O zaman buradan şu kosinüs alfayı buraya atalım. Eee şu kosinüs alfa bu, bunu da bölü olarak atalım. O zaman 3 bölü 2 burada var. 2 çarpı x kare artı 1 yaptı arkadaşlar burası. Kosinüs alfayı da buraya attım. Bu kosinüs alfaya eşit oldu. E kosinüs alfa da aynı zamanda nedir arkadaşlar? Şu bölü şu değil mi? Evet. Evet kosinüs alfa. Kosinüs alfa da arkadaşlar şurası da kare içinde x kare artı 16 eşitliği mi? Aynen öyle. Kosinüs alfa yerine de biz ne yazabiliriz? 4 bölü x kare artı 16 yazabiliriz. 4 bölü x kare artı 16 yazabiliriz. İşler dışlar yaptığımız zaman hocam 3 kare küçüğünde x kare artı 16 eşittir. Bununla bunu çarptım. 8 kare küçüğünde x kare artı 1 yapar. İşte buradan sonrası gelecek. Hadi bakalım gelsin her iki tarafın karesini alalım mı? Alalım. Buradan 9 çarpı ne geldi? x kare artı 16 geldi. Eşittir 64 çarpı Buradan x kare artı 1 geldi. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelecek. Buradan ne geliyor? 9x kare. 9x kare artı 144 eşittir. Bu kaçtı? Ee, 64x kare. 64x kare artı 64 yaptı. Süper. Bunu buraya attım. Hocam bunu buraya attığım zaman 64'ten 9 çıkınca 55x kare kaldı. Öbür tarafa attım. E, 144'ten 60 çıkınca da 80 mi kaldı? Evet. Çok güzel. 5'e böldüm 16. 5'e böldüm 5 x kare yaptı. 16 bölü 5 eşittir x kare. Valla çıkmayacak diye korktum ama çıktı valla. X de buradan 4 bölü kök 5 yapar. Kök 5 eşitini çarparsam. Ee, ha, buradan 5'e böldüğümüzde burası 11 yapıyor pardon. O zaman burası da 11 yapacak. Tamam. O zaman burası da 4 bölü kök 11 çıktı. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Çok güzel bir soru yaptık arkadaşlar. Ben bu şekilde çözdüm. Sizler nasıl da çözebilirdiniz bunu? Bence şuradaki tanjant hata artı birinin açılımını kullanıp da oradan da çözerdiniz. A bence böylelikle en kısa yolu buldu gibi geliyor bilmiyorum. Bakın bakalım Mert Hoca nasıl çözmüş, İsmail Hoca nasıl çözmüş bir de onlara bakın tamam. Ben bu yolu tercih ettim. Buradan da güzel bir şekilde cevaba ulaştık arkadaşlar. Evet CD yüksekliği böylelikle 4 bölü kök 11 oldu. Yani cevap böylelikle denizli oldu. Geldik 17'ye. Ne yapacağız burada arkadaşım? Haydi eşitleyeceğiz. Hocam bunu kosinüs y ile çarpacağım. Bunu da sinüs y ile çarpacağım. Hocam burası ne yaptı? Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x bölü sinüs y çarpı kosinüs y yaptı. Eşittir 2. Hmm. Buradan a ne geldi buradan? Hocam sin kos artı sin kos sinüs x artı y'nin açılımıdır bu. Sinüs x artı y eşittir. Neye eşit oldu? 2 sinüs y kosinüs y'ye eşit oldu. A bu sinüs 2 y'nin açılımı. Yani sinüs x artı y buradan neye eşit oldu? Sinüs 2y'ye eşit oldu. Bu buna mı eşit olacak? Evet. x artı y eşittir 2y olacak. Ya da 180'e tamamlanmış eşit olacak. Hangisi olabilir diye soruluyor. Ben olabilirliği inceleyeceğim. İlk önce bunu bir inceleyeyim bakayım. Ee, ya bu x artı 2y hatta şöyle yapayım isterseniz. Ya x artı y eşittir 2y olacak. Ya da x artı y eşittir sin bir ifade sin bir ifade eşit olunca 180 tam yanında eşit oluyordu ya 180 eksi 2 y eşit olacak değil mi? Evet artı k çarpı 360'ları da koyacağız tabii ki. Koymadan ne geliyor böyle? Buradan x eşittir y geldi. Buradan da ne geldi? 3 y x artı 3 y eşittir 180 geldi. Evet x eşittir y doğru mu? Doğru. x artı 3 y eşittir 180 doğru mu? Doğru. x eşittir 3 y ya doğru mu? Hayır öyle bir şey bulmadık. Cevap 1 ve 2 yaptı. Yani cevap böylelikle Balıkesir oldu dostlar. Evet böylelikle şu ilk kısmı bitirmiş bulunuyoruz. Tamam. İlk 4 sayfayı çözeceğiz demiştik ilk videoda. Yani biz 16. gündeyiz. 16. günün birinci videosunu hallettik o zannediyoruz. Bir sonraki videoda ikinci videoda 16. günün ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça kal.